Sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Recycling kurucu ortağı Sayın Hasan Külünk bizlerle birlikte. Aslında hayatımızın her alanında elektronikle baş başayız. Özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızın her alanı elektronikle geçiyor. Elektronik atıklar kullanım ömrünü tamamlayan elektrikli ve elektronik pille çalışan her türlü elektronik cihaza elektronik atık denir. Vatandaşımızdan şunu bekliyoruz, çok kısa söyleyeyim aslında. telefonumuz kullanım ömrünü tamamladı. Çekmecede duruyor. Ama bu telefon yani bir kıymet var insanların gözünde sonuç olarak telefon ama hiçbir işe yaramıyor. Bunu lütfen geri dönüştürelim. Çekmecede beklemesi geri dönüştürülmesinden daha faydalı değil. Bu anlamda ben geri dönüşüm alanında Türkiye'nin dünyada lider olmasını yani şu anlamda lider olmasını istiyorum. Tabii ki dışından ithal geri dönüşüm malzemesi getirmeyelim ama hane bazlı gerçekten dünyanın en çok geri dönüşüme katkı sağlayan ülkesi Türkiye olarak bunu yakın zamanda duy istiyorum. Umarım gerçekleşir. Sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Recycling kurucu ortağı Sayın Hasan Külünk bizlerle birlikte. Recycling aslında nedir? hayatımızda neden çok önemlidir? Bunlar nasıl gerçekleştirilir? Hepsini soracağım. Bu sektöre neden girdi? Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Lütfen bizlerle birlikte kalın diyorum ve sizleri Hasan Bey ile tanıştırıyorum. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Abi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Teşekkür Toplumun ediniz. hayrına olan konularda konuklarımızın burada Zahmet edip gelmelerinden dolayı biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Hasan ben Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Hasan Külünk aslında evet. kimdir? E, 1989 İstanbul doğumluyum. Aslen Rizeliyim. E, i̇lk öğretimimi, e, lise eğitimimi Pendik'te tamamladım. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olarak e, üniversite hayatımı bitirdim. Daha sonrasında Nişantaşı Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Uzun yıllar kamuda görev yaptım. Şimdi de ticari hayatımıza geri dönüşüm işiyle devam ediyoruz. Ülkemize, milletimize fayda sağlamak için çalışıyoruz her konudaki atık bundan sonra o kadar büyük önem taşıyor ki sevgili izleyicilerim. Görüyorsunuz hani gıdaların ne kadar önemsendiğini hayatımızda ekilebilir alanlar veya üretim sırasındaki atıkların değerlendirmesiyle ilgili çok doğru bir tercih yapmışsınız bu sektöre girerek diye düşünüyorum aslında. Evet. Ve konumuz ile ilgili olarak sormak istiyorum. Elektronik atık nedir Hasan Bey? Elektronik atık kullanım ömrünü tamamlayan aslında hayatımızın her alanında elektronikle baş başayız. Özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızın her alanı elektronikle geçiyor. Doğru. Evet. Elektronik atıklar, kullanım ömrünü tamamlayan elektrikli ve elektronik pille çalışan her türlü elektronik cihaza. ...elektronik atık denir. Harika. Ee, doğru. Hepimizin evinde olan toz makinesinden tutun da... ...telefonlara tabii. kadar birçok cihazımız... ...belli bir ömrünü tamamladıktan sonra... ...sanki bizim gözümüzden de düşüyor... ...kullanım ömrünü de tamamlıyor. Evet. işlevini tamamlıyor. ve Biz genelde bu durumlarda... ...ya ikinci el olarak satıyoruz bunları... <laughs> ...ya da bir çöpün kenarına bırakıyoruz. Evet. İyi mi yapıyoruz? <laughs> Hayır. Yani <laughs> e, elektronik atıkların... ...doğru işlemlerle geri dönüştürülmesi... ...çok önemli. E, burada aslında... Maddiyatın dışında da bir sorumluluk var. Çünkü elektronik atıkların içerisinde ağır metaller var. Bu ağır metallerin doğaya karışmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bunları işte çöpün kenarına bırakmak, hurdalıklarda açık alanlarda bırakmak tabii ki çok sakıncalı bir durum. Oksitlenecek, toprağa karışacak ve biz o topraktan gıda yiyoruz. E tabi e, bunların hepsi insan sağlığına e, ciddi zararlar veren şeyler. Sevgili izleyicilerim, Hasan Bey'in burada olmasının en büyük öneminden bir tanesi de işte hani Bazen çok dikkat etmeyerekten biraz önce verdiğim örnek gibi yaparsak. Yani onlar dönüşecek dönüşecek oradan yetişen ağaçlardan, meyvelerden hepimizin sofralarına gelme ihtimali olan durumlar var. Düşünebiliyor musunuz? Yani o atıkların karıştığı bir ürünü siz ne kadar sirkeli suyla da yıkasanız artık içine özümsemiş olacağı için Hasan Bey işte bunu yapmayalım diyor. Peki geri dönüşüm nedir? İzleyicilerimiz biz nasıl bileceğiz? Geri dönüşümü nasıl yapmamız gerektiğini. Geri dönüşüm. Ee, dediğim gibi kullanım ömrünü tamamlayan e, cihazların veya cihaz olarak bakmayalım yani her e, ürün için bu böyle ikincil ham madde olarak tekrar e, piyasaya kazandırılmasıdır tamam, geri dönüşüm. Çok güzel. Ee, yani biz de elektronik atıkları aldığımız zaman e, bunları türlerine göre ayrıştırıp tekrar ikincil ham madde olarak piyasaya geri kazandırıyoruz. Burada aslında döngüsel ekonomiye de ciddi bir kazanç sağlamış oluyoruz. Çünkü ithalat gerektiren ürünler de oluyor içinde o cihazların tabii, değil mi? Tabii. Yani, yani onların kullanılabilir kısım. hala olan kısımlarını değerlendirmek ne kadar güzel bir şey olur. Evet. Peki geri dönüşümle madem evet tekrar piyasaya kazandırmak Bizim evimizde elektronik atıklar, şimdi bizi izleyenler var ya, aa bizim de şu evet yani hani bozuldu zaten yıllardır hiç açmıyoruz. Eski zamanlardan kalan bir şey kullanılıyor. Şimdi Hı. ne yapalım o zaman diye soruyorlar. Evet. Ne ee, düşünüyorum ben Evet. Elektronik atıklarla alakalı e, yerelde belediyeler e, ciddi çalışmalar yapıyor. Hemen hemen bütün belediyeler bu çalışmaları yapıyorlar. Vatandaşımız e, hane bazlı e, elektronik atıklarını belediyelere gerek telefonla arayarak, gerekse götürüp teslim ederek atık Öyle getirme merkezlerine, tabi, atık getirme merkezleri var belediyelerin, buralara teslim ederek tekrardan doğru bir şekilde geri dönüştürülmesine katkı sağlayabilirler. O zaman belediyeler bu atıkları topladıktan sonra sanıyorum bir ihaleyle bunları kazanan bir firmaya, kimse ona, devrediyorlar. Onlar da bunlarınki çok güzel bir şekilde tek tek ayıklayıp kullanılabilir çok olanlarını doğru. tekrar hayata dönüştürüyorlar. Evet, doğru çok mu? bu? çok doğru. Böyle. Peki, siz bir de Koruncuk Vakfı projesi içerisindesiniz, evet. değil mi? Yani bundan biraz detaylıca bahseder misiniz izleyicilerimize? Evet. Koruncuk Vakfı'nı duyuyoruz ama hani Hı. içeriği nedir çok da bilmiyoruz. Evet. Koruncuk Vakfı, kız çocuklarının eğitimine ciddi destek sağlayan bir vakıf. Bu vakıfla çalışma Şerefine biz de nail olduk. Harika. Burada e, bir hem hayır işi yapmış oluyoruz, Çok. kız çocuklarının eğitimine destek sağlıyoruz. Çok. Koruncuklara Umut Olun adı altında bir çalışma başlattık. Hı -hı. Koruncuk Vakfı ile imzaladığımız protokol kapsamında. E, burada hane bazlı veya kurumsal bazda Hı -hı. E, firmaların verdiği elektronik atıkları e, maddi değerine göre Hı -hı. E, ayırıp Koruncuk Vakfı'nda e, kız çocuklarının eğitimine destek olmak için bağışta bulunuyoruz. Peki siz böyle bir şeyi nasıl sağlıyorsunuz? Yani o zaman siz tıpkı belediyeler gibi hani buna açık mısınız? Yani size de bu eski cihazlar getirilip teslim edilebilir mi? Tabii ki. Hatta daha kolay bir e, hmm. yolu var. E, kargo anlaşmamız var. Vatandaşlarımıza bir kargo kodu veriyoruz. Ücretsiz bir şekilde elektronik atıklarını şirketimize gönderip e, katkı sağlayabiliyorlar kampanyaya. Tamam. Sizi burada gördükleri için bence çok memnun olduklarını düşünüyorum. 5 şıkkını tercih edeceklerini ve size göndereceklerini düşünüyorum <laughs> belediyelerdense. Bekliyoruz. Peki şimdi o zaman şöyle bir şey. Size nasıl ulaşacaklar? Ee, yani, yani mesela sosyal medyadan Koruncuk Vakfı diye mi yazsalar olur? Ya da işte Hasan Külünk yazsalar mı ulaşırlar? Nasıl yapacaklar? Ee, www.gruprecycling.com adresi hmm. üzerinden. Hem orada WhatsApp iletişim attığımız var. Hem de Koruncuk Vakfı'nın ayrı bir sekmesi var. Projeyi anlattığımız. E, projenin önemini anlattığımız, buradan internet sitemiz üzerinden e, veya internet arama motorlarına şirketimizin ismini yazarak orada çıkan telefon numarası üzerinden şirketimize ulaşırlar. E, Kalgoya gönderemiyoruz diyorlarsa gerekirse biz de e, aldırır, e, kampanyaya katkı sağlamak için elimizden gel geleni yaparız. Harika. Peki gerçekten şu anda bu bilinç var mı? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi toplanabiliyor mu gerçekten bir şeyler geliyor mu? Evet, e, özellikle kurumsal bazda yani firmaları e, aradığımızda böyle bir projemiz var diye ilettiğimizde firmalarda e, sürdürülebilirlik projeleri kapsamında e, gerçekten e, bu konuda yardımcı oluyorlar. E, elektronik atıklarını bize ücretsiz bir şekilde teslim edip Koruncuk Vakfı'nda kız çocuklarımıza umut olması için bize yönlendiriyorlar artık. Ben o şirketlere çok teşekkür etmek istiyorum. Yani, evet. Kurumsal şirketlere. Evet. Şimdi isteseler yapmayabilirler ama çok hassas ve çok Hı -hı. güzel bir proje olduğu için bunu severek isteyerek yaptıklarını düşünüyorum Hı -hı. ama onlara da sanki böyle ne bileyim bir teşekkür olarak ne bileyim isimlerinin mi yazılması olabilir sitenizde onlara bir plaket mi verilmesi olabilir. Böyle bir tabii. şeyler olsa diye düşünüyorum. Tabii. Ee, tabii projeyi sonlandırdığımızda ee, bu anlamda bize destek sağlayan hem kurumsal firmalara hem de vatandaşlara gerekli teşekkürlerimizi yapıyoruz. onları da onur edecek şekilde yapacağız. Aynen. Arada sırada böyle bir toplantı olur, bir yemekli olur, bir şeyler olur. İnsanlara bir teşekkür var. Çok güzel evet. olur diye düşünüyorum. Hani oradaki insanlar da böyle bir geceye katılmaktan ya da böyle bir oluşma katılmaktan da çok mutlu olurlar. Orada tekrar bir kaynaşma olur. Çünkü hayır işi hı hı. hani hiçbir bedel beklenmeden yapılan bir iş ama arkasında bir ekibin çalıştığı ve çok güzel bir hani sevap işi olarak yani evet. dünyada yürütülen bir proje evet. var. Ben böyle projeleri çok seviyorum Hasan Bey. Gerçekten çok güzel bir iş içerisindesiniz. Grup Recycling olarak bu geri dönüşüm sürecini ne şekilde yönetiyorsunuz? Yani nereden alıyoruz, nereden bırakıyoruz, bitiriyoruz? E, Grup Recycling olarak kurumsal firmalarla e, çalışıyoruz. Bankalar, üniversiteler e, gibi büyük kurumsal firmalardan atıkları teslim alıyoruz. Şirketimize getiriyoruz. Son teknoloji cihazlarımızla ve uzman ekibimizle ayrıştırıyoruz türüne göre. Ve güvenli bir şekilde ayrıştırıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi içerisindeki bu ağır metallerin doğaya karışmasını istemeyiz tabii ki. Tabii ki. E, ayrıştırıyoruz. Tekrar ikinci ham madde olarak piyasamıza kazandırıyoruz. Hem Harika. ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Harika hem de güvenli bir şekilde bunları imha etmiş ben olduk. sizin yerinize olsam bir de böyle bir arada sırada geri dönüşümle katkı sağladığımız ürünlerin bir değerini de insanlara böyle bir açıklarım. Yani herkese böyle bir duyurduğumu düşünüyorum yani <laughs> evet, bilmiyorum ben olsam. Yani. Evet yani geri dönüşümü ülke olarak benimsedik. Özellikle ambalajda, kartonda, kağıtta ama elektronik atık konusunda biraz daha yolumuz var. Vatandaşımız ben inanıyorum ki elektronik atıkların geri dönüştürülmesinin önemini anladıklarında e, üzerlerine düşüyorsa yapacaklardır. Pil dahil değil mi bunlara bitmiş piller? Bitmiş pillerin de tabii geri tamam. dönüştürülmesi çok önemli. Şimdi elektronik atık geri dönüşüm dediğimizde sürecin içerisinde bilgi güvenliği evet. ve aynı zamanda veri imhası da var. Hı hı. Bu konu hakkında bilgilendirir misiniz? Yani. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ee, teknoloji çağındayız. Dolayısıyla hem bireysel olarak hem de kurumsal bazda bütün verilerimiz, bütün bilgilerimiz elektronik ortamda. Aynen öyle. Peki elektronik cihazlarımızın ömrünü tamamladığında bütün bilgilerimiz içinde olduğu için nasıl yapacağız? Ortalıkta bırakmak istemiyoruz. Dolayısıyla güvenli bir şekilde veri imhası yapılması gerekiyor. Burada devreye biz giriyoruz. Firmalardan veya kişisel cihazları Alıyoruz, güvenli bir şekilde imha ediyoruz ve e, güvenli bir şekilde imha edildiğinin yüzde garantisini vererek e, kişilere bu anlamda bir güven sağlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz zaten bizim bunu kişisel olarak yapmamız gerekiyor. Hani satacaksanız da öyle bilgilerinizin olduğu bir şeyi de satmak istemezsiniz. Son derece önemli. Hani ben işin içinden çıkamıyorum derseniz de işte Hasan Beyler yüzde yüz size güvenceyle bu bilgilerinizin imha edildiğini de bildiriyorlar. Bunu teknoloji olarak sağlayabiliyorlar. Peki, elektronik atıkların geri dönüşümü son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde çok konuşulmaya başladığı için şu hmm. an siz buradasınız aslında. Yeah. Bu bir genel çerçeve çizer misiniz? Ülkemiz ve dünya ile ilgili olarak bu elektronik atıklarla ilgili olarak bilgilendirme amaçlı olarak. Tabii. Elektronik atıklar 2019 yılında yayınlanan e-atık bülteninde dünyada sadece 2019 yılından bahsediyorum. Yaklaşık 54 milyon ton elektronik atık üretilmiş. Aman Allah'ım. Evet. Korkunç. Tabii. Ve bunun e, maddi olarak karşılığı da 57 milyar dolar. Muazzam e, bir rakam. Evet. Ciddi bir rakam. E, bu atıkların geri dönüştürülmesi bu anlamda ekonomimiz açısından da çok önemli. Yani... Çünkü içerisinde bulunan nadir toprak elementleri var. Altın, gümüş gibi. Hmm. Ee, Tabii kullanılıyor güvenişesi. çünkü değil mi? Evet. Yani bu nadir toprak elementlerini de geri kazanmak çok önemli. Bu anlamda elektronik atıkları ne olursa olsun geri dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşımızdan ve kurumsal firmalardan da bu anlamda desteklerini bekliyoruz. Çok böyle özet, çok açık, net olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarım uyarıyorlar. Programın da sonuna geldik. Hasan Bey sizden şunu rica ediyorum. Son olarak şöyle derleyip toparlayalım. Şimdi ne yapmalılar, nasıl yapmalılar? Hani nasıl bu faydaya bir ek katkı sağlayabilirler? Biraz daha böyle şunu yapın, şöyle ise buradan böyle yapın da diyebilirsiniz ya da bunları zaten söyledik aslında ama bir hedefiniz varsa yani böyle bir şey daha yapmak istiyorum, işte o da işte henüz değil ama şöyle bir hayalim var, şöyle olsun istiyorum derseniz ondan da bahsedebilirsiniz. Tabii. Ben sizi baş başa bırakıyorum <laughs> izleyicilerimize. Buyurun. Ee, biz vatandaşımızdan şunu bekliyoruz. Çok kısa söyleyeceğim aslında. Ee, telefonumuz telefon. kullanım önünü tamamladı. Çekmecede duruyor. Ama bu telefon yani bir kıymet var insanların gözünde. Sonuç olarak telefon ama hiçbir işe yaramıyor. Ee, bunu lütfen geri dönüştürelim. Ee, çekmece de beklemesi e, geri dönüştürülmesinden daha faydalı değil. Tabii. Ee, bu anlamda e, ben geri dönüşüm alanında Türkiye'nin dünyada lider olmasını, yani şu anlamda lider olmasını istiyorum. Tabii ki e, yurt dışından ithal geri dönüşüm malzemesi getirmeyelim. Hı. Ama hane bazlı gerçekten dünyanın en çok e, geri dönüşüme katkı sağlayan ülkesi Türkiye olarak e, bunu yakın zamanda duymak istiyorum. Umarım gerçekleşir. İnşallah. Böyle bir hedefiniz olması çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür yani ediyorum. Yani bu konuya Böyle bizi hani bilgilendirme amaçlı burada olduğunuz için, bu sektöre girdiğiniz için geri dönüşümle ilgili kim ne iş yapıyorsa ben gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü kullanılabilir olan kaynakların atılması israftır ve bu israfta haramdır. dinimizde. o yüzden çok teşekkürler. Size teşekkürler. ayağınıza teşekkürler. sağlık izleyicilerim. Gördüğünüz gibi Hasan Külünk Bey çok güzel bir sektörün içerisinde Resigning bir şirketin kurucu ortağı kendisi ve işte elektronik atıklarla ilgili bir hedef belirlemiş durumda. Muazzam bir atık var dünyada 54 milyon ton ve bunun karşılığı da milyar dolarlar 50 milyarların üzerinde dolarlar. Yani ülkemizin atıksal olarak da olabildiğince bunlardan faydalanması adına bir bilgilendirme programı oldu aslında. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarıların evet. devamını diliyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İrem Dülaryos yönetmenimdi. Pınar Özenç genel yayın yönetmenimdi. Nihal Duman'a çok teşekkürler. Ceren Altuntar çok teşekkürler. Nisan'a, Asya Nur'a, Pel ve Nur'a, Atike'ye, Derin'e, Sudeye Atlas'a, Kuzey'e, ve ismini sayamadım şu anda aklıma gelmeyen bütün diğer arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için hayatta lütfen daha israfsız, daha böyle hani geri dönüşüme bir çaba sarf ettiğimiz bir hayatımız olsun ki bunlar ülkemize ekonomik katkı olarak geri dönsün hepsi bizler için hatta yediklerimize karışmaması açısından son derecede gördüğümüz zaman kenarda köşede bir şeyler onları da lütfen bir şekilde biz telefonla ulaşarak kendilerine yetkililere bildirelim aldıralım ve bu, bu şekilde de sağlığımızı korumak için bir adımda biz atmış olalım diyoruz sizleri çok seviyoruz tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.